mutfağımıza hoş geldiniz. Bobrosu tanır mısın? Yer çekimine karşı böyle hep yukarı, hep yukarı, hep yukarı. Süre yetecek mi? Kurabiye yeter. Çok sevdim ya. İlk defa burada yapıyorum. Hayır, ilk defa deniyorum. Carmen bana çorba yap. Çarkıyla yemek yaparım ben. Söyleme kıskanırlar. Artık çak, yetiştirebileceğim. Çak 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 çak. Yepyeni bir haftaya yeni yüzlerle başlıyoruz. 8 yarışmacı ver fırınının ilk gününe heyecanla başlıyorlar ve yine her zamanki gibi birbirinden güzel tarifler hazırlayacaklar. İyi günler ve hoş geldiniz sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz. Tabii ki siz de ver fırına'ya hoş geldiniz efendim. 8 yeni yarışmacımızla yeni bir etaba giriş yapıyoruz sizlerle birlikte ve onlarla. Hepiniz hoş geldiniz tekrar gerçekten. Renk katıyorsunuz programımıza, bundan eminim. En baştan söyleyebilirim. Ve Süre'ye karşı yarışıyorsunuz. Zaten yarışmaya hakimsiniz, biliyorsunuz, izlediniz. Ama yine de söyleyeyim. İlk mücadelenizde sadece 60 dakikanız olacak. Mutfağımıza hoş geldiniz diyoruz. Güzel. Genelde şöyle bir şey, kendimden, daha doğrusu haftalardan öğrendiğim bir şey. Yarışmacı olsam şöyle bir şey yapardım. Mutfağa tezgah gelir gelmez fırınımı açardım. İşte bu. İşte bu. 60 dakikanız şu anda başlıyor. Bize fırında hamurlu lezzetler neler yapıyorsunuz göreceğiz efendim. 3-2-1 ver fırına. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Telaşa hoş geldiniz. Yarışmacıların ver fırına mutfağındaki ilk görevleri fırında hamur yapmak. Tariflerini hazırlamak için sadece bir saatleri var. Carmen bana çorba yap. Çarkıyla yemek yaparım ben. Söyleme kıskanırlar. Artık yetiştirebileceğim. Çak 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 çak. Yarışmacılar süreleri oldukça az olduğu için hiç vakit kaybetmeden fırında hamur tariflerini hazırlamaya başlıyorlar. Yeni bir mutfaktalar ve tezgahlarına henüz yabancılar. Çok heyecanlılar. ...5 yaşındayım. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alıyorum. En çok pasta yapmayı seviyorum. Ups! Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Pizza hamurumuzu karıştıracağız. Ha, fırında hamurumuzdan pizza mı çıkıyor? Evet. Güzel. Çok güzel. Peki 60 dakika pizza yetecek mi? Yetecek. Gerçekten mi? Çok ince bir hamur olacak. Seni böyle heyecanlı görüyorum biraz. Biraz. Neden? İlk gün olduğu için mi? Evet. Sonra bence çok böyle çok iyi anlaşacağız seninle. Değil mi? Umuyorum. Bir de titriyor ya. Gerçekten titriyor. Bayağı heyecan var ya. Gerçekten mi? Evet. Hiç heyecanlamana gerek yok. Sakin. Biz burada insan yemiyoruz. Yaptıklarını yiyoruz sadece. Şurayı onu anlatamıyorum işte. Gerçekten mi? Evet, biraz heyecan. 21 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da yaşıyorum hala. Doğma büyüme İstanbulluyum. Hep Bahçeliyeler civarındaydım. Heyecan tabii ki bayağı heyecanlıyım. Yani böyle elim ayağım titriyor hala. İddia tabii ki kendime göre bir iddiam var. Yarışmacılar bugün hazırlayacakları fırında hamur tarifiyle hem yaratıcılıklarını hem de hamur konusunda ne kadar deneyimli olduklarını jüriye gösterebilecekleri harika bir fırsat yakalamış oldular. Bakalım ver fırınadaki ilk günlerinde jüriyi etkilemeyi başaran yarışmacılar kimler olacak? Evet, burada dans ediyoruz. Esmer Şeker, Mısır Nişastası. Bir iki jüri gösterebilirim. Tabii, hadi göster. Yerinde duramıyor ya. Bunu da yapabilirsin. Sevdiğin şarkılar mı peki bunlar? Evet. Tamam, oynamayayım ben şunu. Bak bayağı dans ediyor ya, ben bırakayım. Evet ama dans etmeden olmuyor ki, daha eğlenceli oluyor, daha keyifli oluyor. Şunu... Bu arada unutmayalım onu da, evet.
Döveni biraz düşürüyorum. Aha. Ne yapıyorsun? Ben çikolatalı cips yapıyorum. Çikolatalı cips? Evet. Wow. Süre yetecek mi? Kurabiye yeter. Çok sevdim ya. Tamam, un karbonat, yumurta eklemem lazım benim. Tamam, buyurun. Ben konuşturduğum için mi olmadı, onu anlamadım. Bilmem. Şaka yapıyorum, sorun değil. Ay pardon. Kolay gelsin, daha sonra teşekkür geleceğim. Teşekkür ederim, görüşürüz. Birazdan jüriniz gelecek, haberiniz olsun. Tamam. ...29 yaşındayım. İzmir doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum normalde. 10 senedir de çeşitli sektörlerde çalıştım. Bu programda da çok güzel şeyler öğrenip deneyim sahibi olabileceğimi düşünüyorum. Karnem bana çorba yap. Çarkıyla yemek yaparım ben. Söyleme kıskanırlar. Artık çak, yetiştirebileceğim. Çak 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 çak. Ne yapıyorsunuz? Ben ay çöreği yapıyorum. Ay çöreği. Ay çöreğinin kekini hazır kullanıyordum ama burada kendim yapmak zorundayım. Evet. Önce kek yapacağım. Şimdi elmaları rendeleyip onları güzelce sotulayacağız. İçine ceviz. Hamur işlerinde. Hamur işlerinde usta olan yarışmacılarımız oldu. Ne demek, ne demek. Yaptıkları şeyleri gerçekten midemize indirdik hepsini teker teker. Severek, bayılarak. Umarım bunu da beğeneceksiniz. Beğeniriz tabii ki. Kesinlikle. Evdekiler beğeniyor mu? Asıl önemli olan o. Kesinlikle. Olanı. Zaten onların istekleriyle geldim buraya. Tamam. Ama şey... sizi de böyle biraz rahatsız ediyorum galiba. Yok yok, kesinlikle. Alışıyoruz yavaş yavaş kendimize. Ya, mutlaka da değil. İlk gün heyecan olabilir. Ha, tamam peki. Doğru, öyle şeyler. Evet. 1959 doğumluyum. Karaman doğumluyum. Ankara'da oturuyorum. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. İki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Eşim, o da bir kamu kurumundan emekli. Ben daha çalışmaya devam ediyorum. Geldim. Hoş bulduk. Yapmayı sevdiğin bir şey mi? Daha önce çok yaptığın bir şey mi fener kapama? Hayır, ilk defa deniyorum. İlk günde ilk defa deniyoruz. Ama ikisini ayrı ayrı denediğim için. Tamam. İkisini ayrı ayrı yapmıştım. İkisini beraber evet, mi ilk kez? Birlikte yapıyorum. Peki, evet. Süre yetecek mi peki sence? Yeter ya. Ha. Tamam, peki. Hoş geldin. Teşekkür ederim. 28 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Bir kısımda da İzmit'te annemlerle birlikteyim. Amacım bir şeyler görmek. Bildiğim birkaç tane bir şey bile olsa onları gösterebilmek. Ay çöreği var yakında. Çorba. Çorba yok efendim. Çorba yok mu Burcu? Yaptırayım hemen bir tane çorba size. Hoş geldiniz. Çikolata sosumuz var, ister misiniz? Şimdi onu idare edelim. Çikolata sosuna bir şey, meyve batırayım size. Tatlı istemem. Tamam peki. Ceviz çorba. Ceviz hemen verelim size. Buyurun. Videoyu bastım. Afiyet olsun. Burası sizin. Elma vereyim mi efendim? Karnem bana çorba yap. Tabii ki neyle olsun? Her şehriye. Ay dünya güzeli Burcu. Canım siz ne güzelsiniz iki kıyafetin renkleri. Hoş geldiniz. Heyecanlanmışlardır şimdi ben size söyleyeyim. Ben heyecanlıyım. Ay Ufuk Bey nasıl size yan gözle bakıyorken yakaladım. Gel Ufuk. Ufuk benim en iyi arkadaşım olsun ne teşekkür olursunuz. Ederim, bana bak çorba yapın, salata yapın. Teşekkür ederim. Tabii. Ondan sonra... Ben size ay çöreği göndereyim ama... Ben çörek mürek yiyen... Çorba. Zeytinyağlılar. Ondan sonra seviyorum. Bana kek yap böyle şey. Cevizli kek. Cevizli kek.
Tamam. Ay çok heyecanlandım biliyorum. Sebzeli kiş. Kiş istemem. Tamam. Ne isterim? Ne isterseniz yapacaklar ya, ne isterseniz. İsterseniz dört katlı düğün pastası. Orada bir yakışıklı var. Sen ne pişiriyorsun? Ben çörek yapıyorum. Ne? Çörek mi? Çörek. Allah! Yani işte ekmek aradığımız gibi ama biraz. Gelin gelin. Çörek ha? Abi bugün hamur günü, ben istemem ya. Ay şöyle dur evde bir gitsin şöyle. Evet. Hoş geldiniz. Bak ellerime bir eldiven ver. Eldivenim yok. Olsun bak. Tek 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 tek. Çak çak çak. Sen nazlı nazlı 8 saatte. Bak çak çak çak. Artık çak, yetiştirebileceğim. Çak 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 çak. Teşekkür ederim. Yarışmacılarımıza yardım etmek yok yalnız. Ay galiba benim senin yerine gözüm mü var ya? Girdim sütüya. Sütü tüya dedim bak. İvana benim konuşmamı bozdu. Ay çok güzelsin, yanından gidiyorum ya ben. Yapmayın, dayanamadım. Ne yapayım başka? Elma. Ay bu ne? Hamurumuzu yoğuracak mısınız? Anam ver bak bak nasıl olacağım. Hemen bir eldiven verin. Allah'ım. Ay Allah'ım. Bakın. Evet. O güzel ellerinizle. Ah hep sorma. Ay ben programa gireyim. Bak. Nasıl da yakışıyor. Ver öbür eldiveni de. Buyurun. Bak bakayım sen Nurella'na. İlgilenin benle. Ay dünya ya. Güzeli Burcu. Ah ah. Şimdi bak hamuru. Çok şanslısın, farkındasın bilmiyorum. Evet. Bak ben mesela bu elmalı şey mi olacak? Evet. Farz et ki elmalar pişti. Bak ben böyle küçücük. Bakın. Zarif. Bakın bakın zarafete bakın. Ya bakın ya. Gördünüz mü? Bakın. Çok sen güzel oldu. Koca koca yapacaktın. Evet. Başka ne yapayım? Dur şunu yoğurayım. Oh. Ay. Ağlama dertli sanırlar. Çarkıyla yemek yaparım ben. Beşir'cim, seni de alalım buraya lütfen. Gel Beşir. Vay be puantiye. Puantiye aşk. En sevdiğim. Bu tarz bence Beşir'siz mi? Bu tarz Beşir. Benim. Evet, ben artık sizi meşgul etmeyeyim fazla. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Ay içinde kaldım buralarda. Ay ellerime bakın bak inan. Ojeleriniz çok güzelmiş. Elmalarınız mı? Gel gidelim. Geliyorum. Ben tamam, gidiyorum. Nurella'yı bu tarz benime götürüp. Evet bu tarz benime gidiyorum. Yüzüğünüzü unuttunuz. Aa yüzüğünüzü hemen aldım canım. Hı-hı. Teşekkür ederim çok mersi. Beni bu kadar etkileyebileceğini düşünmezdim. Mükemmeldi. Yani çok çok başarılıydı. Isırınca yıldızlar çaktı. Çok değişik bir kombinasyondu ve çok çok güzel. Yarışmacılar fırında hamur tariflerini hazırlamaya devam ediyor. Bugün her biri jüriye farklı tarifler sunacak. Kıstırma ekmeği mi? Evet bu canım. Daha önce yaptığın bir şey mi? Daha önce yaptığım bir şey. Annenden onay alan bir şey mi? Annemden onay alan bir şey değil şu anda. Çünkü ilk defa burada yapıyorum. İnsan içinde. İnsan içinde derken? Yaptım ama kendim yedim daha önceden. Beğendin yani. Ben beğendim. Okay, benim onayımdan geçtiği şey tamam, hepinizin onayından geçebilir. O zaman tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Süre yetecek mi? Yettireceğiz. Tamam peki. Turizm otelcilik okudum. Lisede aşçılık sınıfında okudum, mutfak bölümünde. Heyecanlıyım ve iddialıyım. Yaşıma göre belki pek hani ciddiye alınmam mı diyeyim,
ya da hani biraz daha onlar yaş olarak üstünler benden, tecrübe olarak da belki üstünler. Ben de işte genç yaşıma rağmen burada olduğumu ispatlayacağım onlara. Sen ne yapıyorsun? Ben ştüdel yapıyorum. Oo, tamam. Elmalı, üzümlü, tarçınlı, cevizli. Oh. Bence çok güzel ama inşallah onu tuttururum. Tutturursun. Peki süre yetecek mi peki sence? İnşallah. Tamam peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peşine de bir bakalım. Mantarlı, zeytinli, buşeler. Annemin tamam, annesi. Aa, anneanneden. Evet. Peki? O da İngiliz bir kadından almış. Güzel. Yani İngiliz. Tarifimiz de burada. Ya beş çayında İngiliz erkekleri böyle şişman olma, göbekli o zamanlar böyle. Evet, evet. Eskiler tabii 1940'lar falan. Göbekli olmalarının sebebi buşeler işte, bu şeyler diye düşünüyorsun. Evet, düşünüyorum. Düşünülüyor. Ben İngiliz değilim ama göbekliyim, o yüzden seçtim. Güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. ...25 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel Sanatlar bölümünde. Grafik tasarım. Sahip olduğum her şeyden daha üst seviyede bir... ...daha üst seviye bir konumda müzik benim için. Herhangi bir şeye tercih edebilirim güzel bir müziği dinlemeyi. Bunun dışında da bilim kurgu ve FRP ile çok ilgiliyim. Yani fantastik roleplay. Hoş geldin mutfağımıza. Siz de renk kattın güzelliğinle, güzel gözlerinle. Teşekkür ederim. Aslan şöyle bir şey yapıyor farkındaysanız. Tabağını hazırlıyor bile. Ben kalpli kurabiyeler yaptım. Kurabiyelerimi şimdi fırınlattım. Ben gelene kadar kurabiyeler fırında yani. Böyle bir şey görmedim. Güzel. O zaman süreyi nasıl kullanacaksın sorusunun da cevabına gerek yok. Ne yapacaktın sorusunun cevabını da almış olalım kalpli kurabiyeler. Hoş geldin. Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Hoş bulduk. Sağ olun. ...22 yaşındayım. Tekirdağ Çorlu'dan katılıyorum. Ailemin tek kızıyım. Çekirdek bir ailem var. Biyoloji okuyorum, üniversite öğrencisiyim. Buraya eğlenmeye geldim, yarışmaktan öte. Yarışmacıların ilk günün heyecanına yenik düşmeden sürelerini çok iyi kullanmaları gerekiyor. Tariflerini hazırlarken çok zaman kaybetmemeliler ve fırınlama süresini de iyi hesaplamalılar. Oğuzcan bugün sebzeli pizza yapacak. Ne yapıyorsun bize anlat, sebzeli bugün pizza. Bugün sebzeli pizza yapıyorum size. Ya bayağı bildiğimiz pizza yapıyorsun yani. Evet. Büyük küçük. Orta boy. Yani böyle tek porsiyonlu. Tabii 24-26 santim. Peki mayalar burada duruyor. Kullandığın artan maya evet, mı bu? Evet kullandım arttı tamam. Onlar. Pizza şey hamurumu açtım. Birden korktum hamur yokken ortada domateslerle ilgileniyor domatesler olsan var diye. Hamurumu az orada beklemeye aldım. Evet. Birazdan onu steril alacağım. Hmm. Birazcık soğusun. Neler bak, var üstünde? Üstünde renk biberlerimiz var. Kapya. Yeşil dolmalık biber, sarı Washington biber, soğan olacak, mantar olacak. Üstüne mozzarella rendeleyeceğim. Servis ederken de birazcık roka kullanacağım. Üstüne rokayı çiğden koyuyorsun değil mi? Evet. Tabii, sönmesin diye. Gerçekten de minimalist derim ben bu pizzaya. Oğuzhan kahramanca bir işe kalkışmış. Üstüne koyduğum alafranga, alaturka, zengin şarküteriyle göz boyamayacağım. Hamurumun hakkıyla ipi göğüsleyeceğim diyor. Yaptın mı bu tarifi daha önce? Yaptım. Domates sosu yapıyorsun. Domates başka ne koyacaksın içine? Zeytinyağı koyacağım. Sarımsak koyacağım. Azıcık salça koyacağım birazcık renk vermesi için. Hı hı. Sonra onu birazcık pişireceğim. Çiğliğini alacağım. Evet. Hem şeker, zeytinyağı birazcık birbirine girsin diye. Sonra onu soğutacağım. O arada da hamurum dinlenmiş olacak. Hamurumu açacağım. Eklemeye başlayacağım. Bir pizza için çok değil mi o sos ya? Bayağı sos olacak burada anladığım kadarıyla. Fazlasını da belki başka bir şey yaparız. Belki kullanırız. Ha, ama pişecek, koyulaşacak. O kadar pişmez ya. Yani en fazla bir kepçe bir şey koyacak ona. Bir buçuk kepçe yani falan koyacak. Hadi kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. İlk günün hayırlı olsun. Teşekkürler. İç malzemesinin biraz daha yoğun olmasını isterdim. Kabuk kısmı çok sert.
hafif olmuş. Hafif şeyleri pek sevmiyorum. Pişme de değil de bence yaparken teknik bir sorun yaşandığı için. Carmen bugün damla çikolatalı kurabiyeler yapacak. Anladığım kadarıyla Emel'in çok çok uzman olduğu bir tarif yapıyorsun. Öyle mi? Evet. Bir çikolatalı kurabiye yapıyor. Chocolate chip kurabiyelerden yapıyor. Emel'in çok uzman olduğu bir konu bu. Ya keşke seçmeseydin. Tereyağı oda sıcaklığında şekeri en yüksek devirde çırp. Yumurtayı ilave et, çırp. Mikserden çıkar. Un, karbonat, nişastayı ekle, spatula ile karıştır. Kuru malzemeyi ilave et, spatula ile karıştır. Bir kapta 20 dakika buzdolabında beklet. Yuvarla, tepsiye koy, fırından çıkınca 3 dakika... Ne bu? 5 dakika... 5 aslında. 5 dakika beklet, pişsin. Ha. Pişmesi devam etsin. Pişmeye devam et. Ha, tamam, okey. Peki Carmen, normal bir kurabiyede aradığımız bir kıtır doku var. Sen bu çikolata çip parçacıklı kurabiyede değişik bir doku arayacak mısın? Şimdi şöyle, aslında benim istediğim ve daha önce yaptığım dışı kıtır, ortası hafif kabarmış şekilde ve iç tarafı biraz daha yumuşak. Tabii, olması gerekir. Olmuş Arda. Bu kurabiye ama, olmuş. Ama kurabiye bugün olmadı sanıyorum. Çünkü heyecandan dolayı şeyi ayarlayamadım, tartıyı ayarlayamadım. Biraz artık göz ucuyla bir şeyler attım. Beklediğim evet o ama ne çıkar bilmiyorum. Biz yavaş yavaş müsaadeni tamam, istiyoruz. Tamam peki. Giderken bir tane de şöyle çalalım, yolda tabii, buyurun, yeriz. Tabii buyurun, afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Ufuk Bey bugün ay çöreği yapacak. Emel Hanım, biz Ufuk Bey'i kesmeyiz artık. Az evvel Nurella ile beraber ben... Siz bir görseniz, size çorbalar yaparım, hamurlar açarım filan. Hiç. Biz bir şey duyduk mu? Arda Bey, sizlere de yaparım. Ne yok, demek? Biz bir şey duymadık. Ben yoktum Arda. Ben dayanamayacağım. Ben duymamış olayım. Ufuk Bey'e hiç yapılmamış şöyle bir yardım yapacağım. Durun. Ay ya, çok teşekkür ya ederim. Ay Allah ya razı olsun Arda'cığım ya. Hay Allah razı olsun. Kişi kendinden bilir işi. Bak biz bu kolları boşa kılamıyoruz. Ben de saatinizi çıkarayım. Çıkaralım. Ha? Hayır, çok teşekkür ederim. Valla el birliğiyle. Yüzük yok. Olsaydı onu bir da çıkarırdım. Bir daha şuradan. Vallahi bir el birliğiyle sizi. Şöyle galiba. Heh. El birliğiyle sizi hamura motive şöyle ediyoruz. Yani. Aa, çok da takım oldu. Şöyle de koyuyorum yine saati görmek isterseniz diye. Ne yapıyorsunuz Ufuk Bey? Fırında ben hamur. Ay çöreği yapıyorum da. Ama bayılırız. Peki taze elma koyuyorsunuz ay çöreğine. Taze elma koyuyorum ama... O sizin kek... uyarlamanız mı? Evet. Çok nefis oluyor. Emel Hanım, size bir şey göstermek istiyorum. Buyurun. Bugüne kadar gördüğüm notların üzerindeki en faydalı cümle. Fırını aç. İşte fırını bu aç, ünlem. İşte bu. Arda Bey, onun kızım yaptı. Vallahi. Söyleyeyim de vallahi. Ha, bu kızınızın şeyi mi? Yok, seyrediyor ama o, mu ya, bizi Berat, yoksa kendiliğini? Kesinlikle sizlere de çok selamım var. Aleyküm kendisi selam. 24 yaşında. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Size tamam. Kolay gelsin. Tamam. Vaktinizi iyi değerlendirin. Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ kolay olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çiğdem bugün fırında fener kapama yapacak. Çiğdem'in standında enteresan bir hareketlenme var. Fener balığı güzelce duruyor. Tuz koymuşsun fener balığına. Başka bir şey var mı? Yok, bunları karıştırdıktan sonra koyup biraz bekletip hamurumu açıp. Niye tuzladın? Çünkü hemen şimdi karıştırıp dolaba atacağım. Yanlış mı? Aslında suyu veren bir balık. Evet. Ya ben şöyle bir şey, hani içinde biraz daha suyu böyle yanlarından aksın istiyorum ama fırın kurutacak galiba onu, ya da fırının içinde olması gerekiyor. Şimdi böyle doğru bir istek duymuşsun. Evet. Ama içgüdüyle ararken tam tersi tarafı. Tam tersini yapmışsın. O oynar oynar. Bütün kafalar evet oynar. Bir de eğer bütün bu lezzetler içine işlesin ve sulu olsun istiyorsan bambaşka bir şey yapmalıydın. O da bir asitle. Genellikle limon olabilir bu ama sen şimdi turşu kullandığın için turşu suyu da olabilirdi. Balığa asitli bir turşu suyu, masaj, limon, sirke bir şey değmesi lazım ki içeride küçücük kanallar oluştursun ve ne istiyorsan lezzet oradan içine girsin. Yoksa balık içeri asit yol açmadıkça lezzet içeri girmiyor. Sana naçizane tavsiyem, bu balığın temizlenmeye ihtiyacı var. Tamam. Bu şekilde yanlış yaparsan... Olur. Kusurlu bir iş yapmış olursun. Tamam. Yani Emel Hanım'a bunu
Yedirtmem ben. Hayatta yedirtmem. Tamam. Kolay gelsin. İlk gün heyecanı. Sağ olun. Aslında çok riskli. Denemediğim ikisini bir arada deneyim. Yani ayrı ayrı deneyip ikisini burada birleştireceğim bir tarif olacak. Umarım güzel olur. Nilüfer bugün elmalı strudel yapacak. Emel Hanım, tam da Nilüfer'in kapamasına denk geldik. Elmalı strudel. Ay, hem bak, de çok güzel elleri titriyor. Ya, ya, evet, ay, çok heyecanlıyım sana. Bugün. Kıyamam. İlk gün heyecanı, çok normal. Evet. Hadi bunu bir katla bize görelim. Bir hamur açtın. Evet. Ondan sonra bu hamurun içerisine strudelin genel hazırlığını koydun. Sonra hamurunu katlayarak kapatıyorsun. Evet. Ya en sevdiğim bu. Bütün küçüklüğüm boyunca Almanların bayramı olsun da bizim annem baklava yaparken onlar da bunu yapsınlar yiyeyim diye beklerdim. Nasıl alacaksın? Gel gelelim bunu buradan nasıl alacağım bu kısmına. Keşke bu yarışma heyecanı olmasaydı. Spatula ile alacaksın. Evet. Ya da bak iki tane metot gösterebilirim. Hem bizi izleyenler için. İki tane metot. Birincisi ince uzun pastacı spatulaları varsa onu böyle bunun altına sokup bir şekilde alıp tezgaha çıkarırsın. Bir ikincisi yapmayacağım, sadece göstereceğim. Bir ikincisi kolunu spatula gibi kullanabilirsin. Tamam mı? Bunu alırsın böyle eline devirirsin kolunun üzerine. Sonra buraya getirip o tarafa bebek devirirsin. Bebek yıkar gibi Arda. Bir bebek gibi davranmak gerektiğini biliyorum bunu. Çünkü her tarafından açılmaya